Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Kanal 7'de yeni başlayacak olan dizimiz Aşk Yakar'ın özetini geçeceğim. Lütfen sonuna kadar videomu izleyin. Dizinin hikayesi Delhi'de geçiyor ve bir ev kadını olan Mehek'in yolculuğunu ve yemek pişirme tutkusunu anlatıyor. Utangaç ve sosyal kaygısı olan biri Mehek. Mehek bir yemek yarışmasında en iyi şef olan Shorya ile tanışır. En iyi yemeği yapma rekabeti sırasında ikili birbirine aşık olur. Shorya, Kanna Delhi'de zengin ve varlıklı bir lokantacı iken Mehek Sharma kendine güveni olmayan bir orta sınıf kızıdır. Mehek anne ve babasının bir kazada kaybetmiştir ve akrabalarıyla yaşıyordur. Yemek yapma sevgisi ve tutkusu da ölen ailesinden ona miras kalmıştır. Mehek yaptığı yemekler sayesinde müstakbel eş adayı Ajay ve onun materyalist ailesini fazlasıyla memnun eder. Bu arada Shorya yemek yarışması boyunca Mehek'e kötü davranır. Onu hep aşağılar. Yarışma programında Mehek Shorya'ya hakaret eder. Shorya da bunun intikamını almak için Mehek'i sarhoş edip videosunu çeker. Daha sonra Mehek Shorya'yı tokatlar, yarışmayı bırakır ve Delhi'ye geri döner. Shorya hatasını anlar ve ondan özür diler. Uzun çabalarından sonra Mehek onun özrünü kabul eder. Mehek eş adayı olan Ajay ile evlenmeyi kabul eder. Mehek'in kuzeni Nehal'in Ajay ile gizli bir ilişkisi vardır. Ajay Nehal'i reddeder ve onu intihara zorlar. Nehal'i Shorya kurtarır. Shorya Ajay'ın Mehek'le evlenme nedenini ortaya çıkarır ve bu da düğünün iptal edilmesine neden olur. Shorya ve Mehek birbirine karşı hisler besler. Shorya annesi Karun evliliklerini düzenler. Her ne kadar buna pek de gönüllü olmasa da Shorya'nın ise kendisini Mehek'in ailesine kanıtlaması gerekir ve bunu da yapar. Mehek düğün günlerinde Shorya'nın yeni restoranını tanıtmak için yurt dışına gittiğini ve tariflerini, patentlerini de yanında götürdüğünü öğrenince şok olur. Shorya'nın bunca uzun zamandır Mehek'ten intikam almayı planladığı ortaya çıkar. Mehek, Shorya'nın kendisine olan sevgisini anlamasını sağlamak için Kanna ailesiyle yaşamaya karar verir. Shorya, Mehek'in en iyi arkadaşı Sonal'ın Mehek'in kardeşi Mohit ile kaçmasına yardım eder. Mohit'in büyük annesi kalp krizi geçirir ve Sharma ailesi bundan Shorya'yı suçlar. Mehek'in amcası bir öfke nöbeti geçirir. Shorya'nın restoranını tahrip eder ve Shorya da onların dükkanlarını yerle bir eder. Bu Mehek'in sonunda pes edip Shorya'yı terk etmesine neden olur. Mehek'in eski nişanlısı Ajay ve Sonal'ın eski nişanlısı Rohit Mehek'i kaçırır ve ona tecavüz etmeye çalışır. Shorya onu tam zamanında kurtarır ama Mehek ciddi bir şekilde yaralanır. Ailesi Shorya'yı suçlar ve Mehek'i götürür. Sonunda Sharma ailesi Shorya'yı kabul eder. Düğün gününden önce Shorya, Mehek için güvenliği organize eder. Ancak baş subayın Shorya'nın geçmişinden gelen karanlık bir sırla bağlantısı vardır. Düğünlerinden hemen önce, 12 yıl önce çocukken Shorya'nın bir araba kazasına neden olduğunu ve öldürülen çiftin Mehek'in ebeveynlerin olduğunu açıklar. Shorya şok olur, kendisini Mehek'e anlatmaya çalışır. Tören devam eder ve evlenirler. Ne yazık ki Mehek sonunda gerçeği öğrenir ve Shorya'nın onu aldattığını düşünür. Kızgındır ama ailesinin iyiliği için mutlu bir evliliği varmış gibi davranıyor. Sharma's ailesi nihayet gerçeği öğrendiğinde davayı yeniden açmaya karar verirler ve Karun'a tutuklanır. Sonunda aileler arasındaki yanlış anlaşmalar giderilir. Mehek, Rishe Case'deki balayında Archie tarafından işlenen bir cinayete tanık olur. Archie, Mehek'e saldırır ve Mehek'i öldüğü sanılır. Bir yıl sonra Shorya, Rishe Case'e döner ve Mehek'e tıpatıp benzeyen bandana ile karşılaşır. Aslında o Mehek'tir ama hafızasını kaybetmiştir. Shorya onun hafızasını geri kazanması için yardım eder. Mehek her şeyi hatırlar. Shorya'yı anlatır. Archie öldürülüyor. Mehek ve Shorya genç Nivi evlat edinir eve döner. Nehal, Shorya'nın erkek kardeşi Vicky'nin çocuğuna hamile olduğundan aileler onları evlendirmeye karar verir. Alışveriş merkezi ziyareti sırasında bir terör saldırısı olur ve Shorya kaçırılır. Terörist Shorya gibi davranır ve Kanna evine girer. Nev bunu anlar ama boğazı kesilir, konuşamaz hale gelir. Mehek günü kurtarır. Ancak eve bir bomba yerleştirmekle Mehek'e şantaj yaparlar. Bir şekilde teröristler engellenir. Karuna'nın gayrimeşru kızı Anjali Aylin'in hayatına girer ve Mehek ile Karuna arasında yanlış anlaşılmalar başlar. Anjali Karuna'yı Mehek ve Shorya'nın evden atması için ikna eder. Karuna Anjali'yi mülkün tek varisi olarak duyurur. Ancak Mehek hamile olduğunu söylediğinde Karuna onları aileye geri kabul eder.
Sonunda Angeline'in asıl yüzü ortaya çıkar ve Shorya'nın teyzesi Svetlana ile tanıştığı hapse gönderilir. Hapisten kaçmaya karar verirler. Ancak Angeline öldürülür ve Svetlana Angeline'in kaçmasını engellediğini iddia eder. Serbest bırakılır ve kör gibi davranarak eve döner. Svetlana intikamını almak için birçok şey yapar. En son Kanna evine ve Charm ailesinin evine bir bomba koyar. Birçok insan ölür. En son Meg ve Shorya vurur. Ama Meg ve Shorya'ya intikam almak için geri döneceklerini söyleyip ölürler. İlk sezon böylece kapanır. Videom burada sona erdi. İkinci sezonu diğer videomda anlatacağım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.